Arkamızdaki yapı 1000 yıl öncesinde yapılmış. Minos Saktari olarak biliniyor. Bir ibadethane, aynı zamanda yaşam alanı. Bu kilisede baş rahibe altında rahibelerin yetiştirildiği söylenilir. Tabii ki kilisenin içini henüz göremiyoruz. Çıkmadık oraya ama uzaktan görüntü aldık. Bu kilisenin belki bugün için çok değeri, çok yüksek değeri, kilisenin inşaat tekniğiyle ilgili olsa gerek. 1000 yıl öncesinde yalçın bir kaya üzerinde, ki yaklaşık en düşük yerden kayanın zirvesine kadar bir 150-200 metre kadar bir düşü var. Bu yapıyı oraya inşa etmek ciddi bir mühendislik hesabı gerektirir. Ve bunu inşa etmişler. 1000 yıldan fazla dayanan bir taş örtü, yani çatının varlığı ayrıca dikkat çeker bir olay. Tabii ki Sarpkaya'ya inşa edilmeleri, izole olmaları, oradaki yaşayanların ve ibadet edenlerin izole olmaları ve kendilerine kolay ulaşılamaması iddiası ve amacıyla düşünülmüş. Zamanın testine ayakta durarak meydan okumuş bir yapı. Bu yapıyı mutlaka mimarların, inşaat mühendislerinin bir yapı tekniği açısından incelemesinde büyük yarar var. Tabii ki teologlar, arkeologlar, sanat tarihçileri kendi açılarından inceleme yapmaları da fayda vardır. Bu yapının bir diğer değeri de Artvin turizmine yönelik tarihten bugüne kalan anıt yapıların hangi seviyede sofistike olduğu yayılımı ve bugün için nasıl bir mirası bize devrettiklerini göstermeleri açısından önemli. Dünyada bu tür tarihi mirasları merak edip gezen yüzlerce milyon insan var ve Artvin tarihi eserler açısından oldukça zengin bir coğrafya. Evet, ben Cengiz Şahin, Artvin Alabalık köyünün üstüne kayıttayım. Bu vadinin yeni ismi Alabalık ama eski ismi Karçal Vadisi. Arkamızda gördüğünüz dağlar Karçal Dağları. Biz büyüklerimizden, tabii tarihi dokularımızdan, okumalarımızdan aldığımız kadarıyla 1150 yılın üzerinde bir tarihi geçmişi olan bir vadi burası. Ondan sonra 850'lerde Cenevizlere, ondan sonra Gürcü hakimiyetine, daha sonra Osmanlı hakimiyetine geçen bir yer. Ama şu karşıda görmüş olduğunuz kilisemiz, Trabzon Sürmeni Mağarası'nın burada bir benzeri. Bir başka benzeri yok. Yeraltı şehirlerimiz, kilise mevkimiz, kışla mevkimiz ve ondan sonra iki adet taş köprümüz halen hazırda 10 asırın üzerinde varlığını sürdürüyor. Biz de büyüklerimizden bu tarihi şeyleri dinleyerek ve yaşayarak büyüdük. Buraları bizzat gezdik, gördük. Bizim amacımız şu: bu güzel yapının, bu güzel cennet vadinin gelecek nesillere bu tarihi eserlerin zayi olmadan, heder olmadan aktarılması ve buraların insanlar tarafından gelip keşfedilmesi, ondan sonra Türk turizmine ve Artvin turizmine kazandırılması. Artvin İl Müdürlüğümüz, Turizm İl Müdürlüğümüzden beklentimiz de şu: gelip buralara sahip çıksınlar. Buralara gerekli desteği ondan sonra versinler. Ondan sonra burasını turizme açsınlar. Yöre halkı ve Artvin halkı kazansın ve gelecek nesillere bu tarihi kültürümüz, insanın ortak mirası olan bir kültürümüz hiç bozulmadan gelecek nesillere aktarılsın. Ben Fevzi Kaya, Alabalık Köyü muhtarı. Eski ismi Karçal. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm ve turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve yapılan çalışmalarını, devletimizin çalışmalarını istiyorum. Artık kilisemiz, hinzanlarımız, soğuk hava depolarımızın bazıları yıkılmış olanların da onarım için restore edilmesinden memnun kalırım. Turizme açılmasından, turizm açısından çok iyi bir değerli, vadimizin çok yeşil ve doğanın iyi olduğunu tanıtılmasını sizler büyüklerimizden saygıyla rica ediyorum. Evet. Şimdi atalarımız anlatıyor, işte şurada şu kilise vardı, şurada şu hinzan vardı, bazıları çökmüştür, bazen olanlar duruyor.
Buranlar zaten bellidir. Belediyemizden bir gelmişler. Söyledik, gösterdik. Hı hı. İlgileniyorlar, sağ olsunlar. Yani siz buradaki yapıların turizme açılmasını mı istiyorsunuz? Evet, doğrudur. Turizme açılmasından yanayız. Peki bu yıkılanların bir tadilatını, tamiratını restore olarak... edilmesini istiyoruz. Mümkünse biz tarihi eserlerin kaybolmaması için elimizden gelen desteği biz de yapacağı devletimizden de bekliyoruz. Yani köylüler olarak siz de buradaki yapıları koruyorsunuz değil mi? Evet, gelen evet, gidene dikkat ediyorsunuz. Koruyoruz ve herhangi bir hazine arayan kişilere de zaten müsaade etmiyoruz. Takip ediyoruz. Çok güzel. Yıktırmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü buradaki yapılar biliyorsunuz 1150 yaşında, evet. Ve bu çok ciddi bir süre. Evet, doğrudur. Bu açıdan değerli. Hatta Fransızlar gelmişler bir ara 1700 yıllık olduğunu, evet, söylüyordular. Hangisinin? Hangi şey? Mustafa Yiğit'in Evinogun'daki. Oradaki kilisenin, evet, eski kilisenin, evet, 1700 yıllık olduğunu. 1700 yıllığından bahsediyorlar.